Batı, zaten bu deneyin batı versiyonu da var. Yabancılarla da yapmışlar. Yarın da onu ekrana getireceğiz ama önce bizim milleti bir görelim. Hadi görelim. Bakın çayını, çorbasını ne varsa önünde paylaşıyor. Sokaktan geçen biri, deney tabii bu, gizli kamera kurulmuş. Çayınızdan içebilir miyim? Veriyor, içiyor. Patatesinizden alabilir miyim? Yiyebilir miyim? Yiyor. Çorba. Yani böyle bir görüntü yok. O deneyi izleyelim. Yarın da batı versiyonu, yurt dışında nasıl oluyormuş onu da göreceğiz. Evet, gelsin şimdi. Muhteşemdi ya. Ne diyorsunuz? Mükemmel ya. Ben kendi yani kişisel anlamda bir şey söyleyeyim. Ben paylaşımla mutlu oluyorum. Arkadaşlarımla bir şey paylaştığımda, bir şey onlara aldığımda, hesabı verdiğimde, ödediğinde falan çok mutlu oluyorum. Bu kafada olan insanlara da çok... Şimdi bana gelseydi ben bütün yemeği verirdim, biliyor musun? Gerçekten ben de veririm. Biz genel olarak öyleyiz yani. Ya evet, şimdi hepimiz öyleyiz gerçekten. Ama işte bak, batıda böyle olmuyor. Batı'dakini de yarın göreceğiz ama. Onu da yarın ama göstereceğiz. Çok güzel tam tersi ya. Yani tepkiler. O bir tanesi diyor, gel burada otur beraber ne yiyelim. Ay çok güzel ya, oh be. Bir vallahi amca vardı orada. İnsanlık manzarası gördüğüm iyi oldu ya. Amca vardı, amcanın aldı amcanın... dikti böyle, amca bakıyor böyle. Amca zaten ruhunu teslim etmiş. Amca ne içiyordu, kahve mi içiyordu? Amca kahve orada. Bence oturmuş orası bir yerde. Ayran gibi bir şeydi. Hmm. Ya, çok güzel bir şey yapmış. Ama bunlar işte bizim aslında görmek istediğimiz. Çok güzel. Sahada görmek. İşte bu amca, bak amcaya bak. İç iç diyor, iç diyor. Adam alıyor ağzına dikiyor. Amcaya bak. Amcanın umurunda değil ki. Amca kopmuş zaten. Amcanın kafa başka yerde. Çok güzel ama. Evet. Onun şeyde şimdi ünlü bir Kızıldereli sözü vardır. Kızıldereli. Der ki son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda, son balık avlandığında beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu o zaman fark edecektir diyor. Çok güzel. Bak tekrar ediyorum. Son ağaç kesildiğinde, son nehir kuruduğunda ve son balık avlandığında beyaz adam paranın yenmeyecek bir şey olduğunu o zaman anlayacaktır. Çok güzel gerçekten. Bak Kızıldereli sözdür, ünlü çok Kızıldereli güzel, sözdür. Çok güzel. Ve hayat paylaşınca güzel. Ömürcüğüm. Tabii tabii. O kadar mutlu oluyorsun ki bir şey paylaşınca. Hayat paylaşınca güzel. Kesinlikle. İşte bunun, öyle. Ama bunun karşılığı yok yani. Olanlar var biliyor musun? Hı? Paylaşınca mutlu olmayan bencil insanlar var. Allah'ım öyle insanların kalbine hemen o bizim duygularımızdan göndersin. Çünkü biz çok de, büyük eksikle gidecekler buradan eğer işte öyle giderlerse. Biz de hayatın paylaşınca güzel olduğunu anlayacağız ama nasıl anlayacaksın? Bir kediye bile şöyle küçücük bir yer vermekten aciz olmuş bazılarımız. Aa, sevgili doğru. Bircan. Doğru. Aman söylüyorsun. O kedi orada niye koyuyor? Adamın üstüne taş atıyor ya, taş. Taş sanki bu dünya onun ya, bırak. İzmir'deki olayı hatırlatsın. Yani, yani, çok doğru söylüyorsun. Anladın mı? Ama bak ama gerçekler böyle. Bu, bak bizim milletimiz Necip millet. Bak bizim milletimiz. Biz de merhametin timsaliyiz biz. Bizim milletimiz merhametin, vicdanın temsili. Bak hiç unutmam hayat boyu. Burada 2-3 ay önce, belki 4 ay önce anlattım. Biz Somali'ye gitmiştik. Sayın Cumhurbaşkanımız o zaman başbakandı. Orada açlıktan ölen büyük bir kuraklık vardı. Evet. Dönüp geldik bir televizyon kanalında. Sayın Cumhurbaşkanı, başbakanım dedi ki Sayın Erdoğan, hadi göreyim size, bir taşın altına elinizi koyun dönüp geldikten sonra. Yardım kampanyası ya, kadın bağlandı böyle, sanatçı arkadaşlar Allah hepsinden razı olsun, oturuyoruz. Hayranlarımız bağlanıyor, bizle görüşüp yardım veriyorlar. Biliyorum abi. Ömür. Ya baktım bir tane de Nihat Bey sana, bana telefon geldi. Efendim dedim, bir ablamız. Nihat kardeşim hürmet ediyorum, nasılsınız, iyi misiniz, Ramazan'da Allah razı olsun, Ramazanınız mübarek olsun. Siz mi yapacaksınız ablacığım dedim yardımı Somali için. Hayır dedi, kızım yapacak dedi. Peki dedim, kızı dedim herhalde büyük büyük bir şeydir. Verdi ya, ya 7 yaşında, ben deyim 7, sen de 8 yaşında ama. Ömür. Kız bağlandı, Nihat abicim nasılsın, ellerinden öpüyorum, sağ ol kardeşim dedim. Kumbara hikayesi. Sen neyini bağışlayacaksın dedim. Ah. Dedi ki Nihat abi dedi, önümüzde de bayram. Bir hafta sonra bayram olacak. Ben de dedi bayramda bir ayakkabı giymek için dedi kumbarama her gün dedi babamın verdiği 1 TL'yi atıyordum, para biriktiriyordum. Dedim kumbaramı kırdım. İçinde 50 TL çıktı. Ben dedi o 50 TL ile kendime dedi bayramlık ayakkabı alacaktım. Ama velakin sizin göstermiş olduğunuz o Somali'deki bak diyor, Müslüman kardeşlerimizi öyle görünce diyor. Ben diyor o 50 TL'yi, ayakkabı alacağım o 50 TL'yi oradaki Somali'deki kardeşlerimize bağışlamak istiyorum. Ya Allah aşkına 6 yaşında, 7 yaşında, 8 yaşında çocuğun kalbine merhameti hiçbir anne, hiçbir baba asla ve asla nakşedemez. Yok. Asla. Kodlarımızda bunun var. Bunun tıpta da yeri yok, ilimde de yeri yok, bilimde bana açıklayamaz. 6 yaşında çocuk 50 TL'lik parasını, gelecek bayramlık ayakkabısını, ki bayram çocuklar için çok önemlidir, gelecek birisine bağışlayacak. Bu Allah'ın mucizesidir. Mucize aramak isteyen, Allah var mı yok mu diyen gelsin buna baksın evet kardeşim.
Bravo, çok güzel bir örnek. Bizim milletimiz, Allahu Teala bizim kalbimize nakşetmiş. Bizim milletimiz merhametli de işte. Yani. Evet. İnşallah. Fransa'dan bir mesajımız var. Hemen okuyalım, reklam çok sarkmışız. Fransa'dan bir izleyicimiz diyor ki, ne mutlu Türk'üm diyene. Evet. Abi, bu aziz millet her şeyin en güzeline layık. Bu arada o Kızılderilileri anlattın. Kızılderililer de yıllarca bize Amerikan sineması tarafından ya kötü olarak gösterilmiştir. Amerikan kötü, Amerika bu Amerika. Şimdi millete dünyaya demokrasi götüren Amerika. Kızılderili Amerika'nın yerlilerini bakıyorlar savaşla yenemiyorlar. Efendim diyorlar, biz beyaz adamlar sizlerle diyorlar barış anlaşması yaptık. Ne yaptınız barış için? Barış için size diyor hediye olarak battaniye getirdik. Ya bunlar zehirli battaniyelerle o Kızılderileri öldürmek suretiyle onların topraklarını işgal ettiler. Tabii ya. Tabii. Şimdi bunların bize demokrasiden, vicdandan, merhametten, adaletten bahsetmesini falan kimse bizden yani düşünmemizi istemesinler yani Ömürcüğüm. Evet.